Mart'ta markaların kesiştiği nokta Özkonak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet başlıyor. Euzu besmelemizi çekelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı ne varsa üzerimize tasallut eden, üzerimize bir şekilde gelen, isabet eden ne varsa dışarıda kalsın. Ya Mani ismi şerifi tecelli etsin, onlara mani olsun. Ya Dafi ismi şerifi tecelli etsin de onları def-ü ref eylesin. Veya bilemediğimiz, bize bunlar öğretilmiş fakat bilemediğimiz hangi sırrıyla Cenab-ı Hak üzerimizdeki şeytani, batıl, hevai, velhasıl rızasına uygun olmayan ne varsa onlardan bizi beri eylesin ve yakin olacak amellere, razı olduğu amellere de besmele ile giriş yapalım. Haram dışarıda kalsın, Allah'a hürmetle onun güzelliklerine mahrem olmak için de Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Euzu besmele çekildikten sonra şunu vaat edersiniz karşınızdaki insanlara ve kendi içinizdeki vicdanınıza. Ben şu andan itibaren Allah'ın razı olmadığı bir işi yapmayacağım. Ve Allah'ın helal dairesinde konuşacağım. İşte bunu bana bahşettiği için Mevla, Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz ve hemen arkasından hamdele ederiz. Hamd ederiz, Allah Teala bizi istemediklerini bizden uzak, istediklerini de bizi yakın eylediği için Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ederiz. Sadece Euzu Besmele'yi bile bize mefkure, virt, evrat, düşünce olarak verdiği için dahi Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü sena ederiz. Bizler Euzu'yu, istiazeyi, muavvezi, sığınılmayı, sığınmayı, muavvizi, her türlü şekilde şeytanın recmini, Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini ve rahimiyetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadan bilemez, bulamaz, idrak edemezdik. Nitekim Cenab-ı Zülcelal vel Kemal ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bize bahşederek kendisini tanıttı. Kendisini dediğimizde hem Allah-u Azimüşşan kendisini hem de Resulullah Efendimiz'i de tanıttı ki o vesileyle bizler Allah Teala'nın esmaına, ef'aline, efendim hatta ahlakına, Allah'ın da çünkü Celle Celaluhu kendine göre bir ahlakı vardır. Zat-ı Sübhane Ecelli alasının kendine göre bir adeti, kendine göre bir sünnetullahı, kendine mahsus bir ahlakı vardır. Bunu ahlak-ı Muhammediye'yi de tanıtmak üzere, bildirmek üzere Kur'an'ı tafsil etti. Ayetlerini indirdi, ayetleriyle Habibinin ahlakına rağbet ettirdi, onun ahlakını bizzat kendisi teyit, takdir ve takdis eyledi. Ondan sonra da kendi zat-ı ecelli alasını tesbihe, tenzihe, her türlü şekilde takdise mazhar olabilelim diye Efendimiz'e tabi olmayı bizlere bahşetti. O sebepten sonsuz salat ve selam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Allahümme barik lena biduhulü safer vaktimlena bil hayri ve zafer dualarımızla yaparak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine uygun en azından başlangıç şekliyle, sohbete başlama şekliyle muvafık ve mutabık bir hal içerisinde sizi selamlamış olalım. Niye Euzu Besmele'yi anlattık? Niye Hamdele-i Salvele'yi anlattık? Bir, silkinmek gerekiyor. Çoğu sohbetlerde, konuşmalarda biz görüyoruz. Bir yere gidiyor hemen adam, işte sünnet-i seniye uygun olması hasebiyle Euzu billahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain, emma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok güzel, bunlar adeten yapılmamalı ama. Bunlar adeten yapılmamalı. Adetle ibadeti birbirinden ayıran şey neydi? Hatırlayın. Niyetti. Niyet idrakle olur. İdrak içinde belli bir altyapı, akli, şuuri bir nokta lazımdır.
Yani buna lütfen riayet edelim, fakat ondan sonra da konuştuklarımıza dikkat edelim. Böyle bir konuşmadan sonra adam kalkar da abuk sabuk şeyler söylerse artık hamdele salvele hak getire noktasına gelmemeli. Ve mümkünse sohbete başlamadan evvel kişi kendisi de bunu hafiyen çekebilir. Fatiha'sını edebilir. Zaten Fatiha'nın içerisinde Euzu Besmele, Elhamdele ve hemen başında okuduğumuz Salatü Selam'la birlikte Salavat-ı Şerife mevcuttur. Bunları hatırlatıyoruz. Evet. Yoksa takva dediğimiz şey Allah Teala'nın kalpte razı olduğu ona yakınlık muhabbetiyle çarpan, ondan uzaklaşma korkusuyla titreyen kalbin içindeki cevhere denir. 2-3 zahiri işi yerine getirdikten sonra adamın adının takva çıkması, bazı şeyleri terk ediyormuş gibi görünse, göründüğünde de adamın müttakilikten uzak olarak yargılanması, bu şekilde karşılanması, şu anda beşeriyetin kapitalist, materyalist, zahirperestlik, pozitivist görüşünden, görüşlerinin hastalığından farksızdır. Adı Müslüman dahi olsa bu adam, bu kişi İslam'ın haricinde İslam'ın birbirine uhuvvet ve muhabbetle nazar etme, hüsnü zanla bakma halinden uzak, dışarıdaki bu hastalığa kapılmıştır. Adı Müslüman dahi olsa. Bunları iyi tartalım artık. Ömür bitiyor, vakit geçiyor. Biz geldik bak kaç yaşına. Bazı şeyleri artık hiç söylenmese de olur. Herkes anlıyor zannederdik. Döndük arkamıza baktık ki ne biz anlamışız, ne kimseye anlatabilmişiz. Artık çoluk çocukluktan geçilmeli. Evet, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı, akaidi diyoruz ama elimizde takva ölçer bir cetvel varmış gibi insanların alınlarına, arkalarına yaptıkları işlere bunu tatbik etmeye çalıştığımız müddetçe bilin ki aslında kendimizi temize çıkartmaya ve kendimizi bir nane zannetmeye başlıyoruz. Bu işi ilk yapan kişi şeytandı. Buna dikkat edin. Allah'la derdi olan bir adamın zaten başkasıyla derdi olamaz. Başkasıyla derdi Allah derdi olur, başkasına da zarar veremez. Bin defa söyledik ama bugünlerde bir defa daha hatırlatalım. Çünkü şu anda Türkiye'nin içerisinden geçtiği durum, evet, hikematayiye, mesnevi manevi konuşuyoruz, tabii ki konuşuyoruz. Ama bunu konuşacağımız adamlar Mars'ta yaşamıyor. Bu dünyada yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor. Ben deniz buradan söylüyorum, duyan duymayan kalmasın. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'nin içinden geçtiği bu dar boğazda, fakat elhamdülillah genişleyerek her sahada giden bu güzel yürüyüşte, ben deniz maalesef halkımızın 15 Temmuz'da gösterdiği o cansiperane müthiş duruşunun birbirlerine yardımcı olma, birbirlerini haksız yere karalamama hususunda sınıfta kaldığını düşünüyorum ve bunu da buradan bangır bangır bağırıyorum. Kimseden de çekindiğim yok. Birbirini jurnallemek, hadi haklı yere olsa biz de altına imza atarım. Haksız yere dedikodularla insanların birbirini yemesine, tutuklanmasına, gözaltı almasına, en azından adının çıkmasına sebep olan kişiler yarın utanacaklar ve Allah utandırsın onları eğer tövbe etmezlerse. Bu çok kötü bir şey. Türkiye'nin, ülkenin dört bir tarafından o kadar acayip haberler duyuyoruz. Adamın falanca yerde bilmem neye hıncı var, yapıştırıyor hemen bir tane etiket. Bu Allah Teala'yı yok gibi gördüğünüz bu itikatsızlığınız elbette hem bizi vuracaktır hem de sizi götürecektir. Allah için tövbe edin. Eğer bu şekilde içimizde bir kişi bile şu anda bunu yapmış ve haksız yere birilerine karşı iftira atmışsa, Allah'a tövbe etsin, hemen dönsün. O şikayetini de, o gammazlığını da, hatta etrafıyla, arkadaşlarıyla, komşularıyla otururken o gıybet, dedikodu, tamamen ahlaksızlık kabul edeceğimiz o hareketinden istiğfar edip arkadaşlarından özür dilesin ki Allah bu millete bir rahat nefes aldırsın. Birbirimizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamayız. Bunu kafanıza koyun arkadaşlar. Bunu aklınızın bir kenarına yazın arkadaşlar.
İman etmeden cennete giremeyeceğiz. Birbirimize muhabbet etmeden de iman etmiş olamayacağız. Bunu beyninizin mi, kalbinizin mi? Hayatınızda ne sizi idare ediyorsa o idare merkezine bunu kaydedin. Bunun hesabı çok ağır olacak. Çok ağır olacak. Yani Allah Teala bir müddet ihmal etmez, imhal eder. Çünkü mülkünden kaçacak kimse yoktur ama bunun hesabı sorulacak. 2-3 kişiyi hemen birkaç tane laf duymakla karalamak, hadi ben kendi hayatım için söylemiyorum. Zaten biz kevgire döndük de o önemli değil. Bu takva satıcılığı, böyle müttakiymiş gibi sadece biz işte Kur'an'a bilmem ne hizmet ediyormuş, hani tam tabiriyle söylüyorum, bu ayaklar var ya, işte biz daha ihlaslıyız, biz daha takvayız, filanca filancaya karışık, Allah affetsin ama galiba o da onlardan şunlardan lafları var ya, bu kaypaklık, bu şahsiyet eksikliği elbet bizi vurdu ve vuracak. Birbirimizi sevmeden iman etmiş olamayacağımızı artık kafamıza, aklımıza, gönlümüze koyalım. Şimdi bu tövbeden sonra gelelim Hikem-i Atayiye'de. İşlerimizi tasih edecek müthiş bir kriter kabilinden söze. Hikem-i Atayiye, ilk defa bizi dinleyenler varsa, talihsiz bir giriş oldu gerçi onlar için. Ama mühim değil. Değil mi? Yani biz hocayız ya. Anlat geç hocam, değil mi? Böyle iki üç tane. Maşallah, inşallah. Allah işte inşallah affeder. Onun engin rahmeti falan. Ya ne kıyak hoca ya. Ne güzel. Oo, hiçbir şeye karışmıyor. Ne tuzluya dokunuyor, ne tatlıya dokunuyor. Böyle hoca, değil mi? Şimdi artık hoca efendi demek bile sakat oldu ya. O da ayrı bir şey. Yok kardeşim, biz burada hocalık falan yapmıyoruz. Sizler dinleyin, vaktinizi boşa geçirmeyin. Aha işte 2-3 saat evvel trafikteydik. İnsanlar böyle o trafiğin keşmekeşinde yola gözünü dikmiş. Kim kimi sollarsa, kim kime dalarsa. Ya aç bir radyoda bir şey dinle, hiçbir şeyin yoksa. O mesai saatini, o trafikteki kayıp zamanını bari bir şeyle geçir. Ciddi bir birikim ya sağlarsın ya. Hele bir de gidip onun hakkında sohbet edersen, bir şeyler okursan, bayağı ciddi bir şey ya. Ashab-ı kiramın elinde not defteri mi vardı? iPad'leri mi vardı? Tabletleri mi vardı? Nazar-ı Muhammediye ile sohbet dinleye dinleye eriştiler o menzile. Sohbet bizde önemlidir. Ama sen de haklısın. Sohbet adı altında radyolarda, televizyonlarda neler oluyor? O da bahsi diğer. Belki biz de onlardanız. Ama bir farkındalık oluşturmalı. Şimdi anlatacağım sözle alakalı. Kendi kendini tekrar ediyorsan sohbet dinlemiyorsun demektir arkadaş. Devamlı kendi kendini tekrar mı ediyorsun? Oturuyorsun, aynı ders, aynı esma, aynı şey, aynı bir... Hiçbir tefekkürde gelişme yok, hiçbir düşüncede gelişme yok. Fatiha'nın manasında bir farklılık yok. 3 ay evvelki halinle şu an 3 ay sonraki Fatiha'yı okuduğunda, dinlediğindeki mana aynı. Yerinde sayıyorsun demektir. Sohbet lazımdır. Kendini geliştirmek icap eder. Allah Teala boşuna mı okutuyor rekatta Fatiha? Bu anlattıklarımı alışık olmadığınız bir üslupla dinlediğiniz için ya enteresan bir hoca deyip geçiyorsanız yazık. Ben enteresan olmaya çalışmıyorum. Size bir şey aktarmaya çalışıyorum. Sohbet mühim şeydir. Sohbet mühim meseledir. Bunu iyi idrak etmek lazım. İşte Hikem-i Atayiye'de bakın size hayatınıza yön verecek, farkındalık oluşturacak, efendim tevhid makamını anlamanıza vesile olacak, kendinize arif olmanıza efendim bir şekilde katkıda bulunacak bir söz. İza iltebese aleykem rani aleyke emrani veyahut fenzur ethkalehuma alen nefsi fettebi'hu fe innehu la yeskulu aleyha illa ma kana haqqa. Anlayanlar anladı ama biz bir daha şöyle okuyalım mı? Hani belki bir daha yeni yeni böyle metne ısınanlar, ilk defa açanlar, ilk dinleyişte insan dinlemiş olur, ikinci dinleyişte anlamaya başlar. İza iltebese aleyke emrani fenzur ethkalehuma alen nefsi fettebi'hu fe innehu la yeskulu aleyha illa ma kana haqqa. Ne acayip bir zatmış yahu. Yani Tacüddin Ataullah İbni Ataullah El-İskenderi.
Ne muazzam bir şey. Nasıl anlamış ayetleri, hadisleri, ne kadar güzel süzmüş. Ya. İza iltebese aleyke emrani. Emran iki iş demektir. İki iş. Yapman gereken, dikkat edin bu tabiri, iki iş derken bilmediğin iki iş değil. Trump mı seçilecek, Clinton mı seçilecek? Hadi bakalım hangisi? Sana ne? Sana ne? Sen şimdi daha namazını kılmamışsın, oturuyorsun kös kös. En önce yapman gereken işi yapsana. En önce satman gereken malı satsana. Ticarethanene dikkat etsene. Çoluğunu çocuğunu arasana. O mu seçilir? Hadi bakalım bunu, bu oraya tatbik edilecek bir iş değil. Emrani demesi, metindeki emran, yani senin yapman gereken meşru, ikisi de meşru, iki işte meşru gibi görünüyor. Bak o kadar önemli ki, meraklı olanlar, eski dersleri dinleyenler, fark ediyorsunuz herhalde dersin farklılığını. Yani hep dozu artırarak gidiyoruz. Emran nasıl ki emri bil maruf nehyi anil münker deniyor, münker olandan alıkonulma. Emri bil maruf ne? Yapılabilecek iş var, yapılmaması gereken şey var. Bakın şey, ona iş bile denmiyor Kur'an metninde. Maalesef bunu tefsirlerde güzel anlatmıyorlar. Meallerde de güzel Türkçe'ye aktarmıyorlar. Bir emirdir gidiyor. Habire birbirlerine emreden insanlarla dopdolu. Ya emir sadece bu değil ki be kardeşim. Allah rızası için ya Türkçe'yi öğrenin ya birazcık kitap karıştırın. Bir emir geçtiği zaman başlıyorlar emirde emir. Bir emreyler bir emreyler. Ya emir iş. Emir demek işi yapmaya memur olan adam demek. Emretmeye memur değil ki sadece. Bunu böyle yapın şunu. Bundan sonra imansız yaşayın diyen bir adama emir denir mi? İyi dinleyin. Hocalar, hoca efendiler, siz dinliyorsanız lütfen siz de iyi dinleyin. Bir meslektaşınız olarak söylüyorum. Allah'ın razı olmadığı, Kur'an'a muhalif olan bir mevzuda yetki verdiğinde bir kişi, yetki sahibi olsa da emrettiğinde ona emir denir mi? Onu emreden kişiye de sultan veya emir denir mi İslam'a göre? Denmez. Neden? Yapılabilecek işlere emir sıgası gelir Arapçada. Allah rızası için şunu meallere de bir dikkat ederek bakın. Emri bil maruf. Onlar hep iyiliği emrederler. Gel buraya. Allah'a iman et. Ne yaptın hoca? İyiliği emrettim. Vay ahmak vay. Sen öyle bir iş yapacaksın ki Allah'ın emrettiği iş olarak sana vaz ettiği şeyi icra edeceksin. Tebliğ bu kadar ucuz mu ya? Ondan sonra adam kendisine göre mücahitlik taslıyor. Grup grup gidiyorlar. Ona tebliğ ettim, bunu anlattım, bunu irşad ettim, bunu bilmem ne yaptım diye. Bunun bir tık ilerisi de DAEŞ zaten. Bu mu yani? Emran denilmesi buradaki metinde yapılabilecek, yani Allah Teala'nın meşru gördüğü iki iş arasında, gayrimeşru konuşmuyor. Çünkü gayrimeşru iş yok. Gayrimeşru şey var. Ona iş bile denmiyor çünkü. Anlatamıyor muyum? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Nehyi anil münker var. Emri bil maruf var. Nehyi anil münker var. Nehyi anil münker bir şey yapmamak manasıdır. İş kabul edilmemeksidir. Allah katında haram, haram işlemek olarak geçse de Allah'ın emreylemediği, meşru olmadığı için Allah onu işten saymaz. O sebepten dolayı haram ile meşgul olan mesaiden kaçan hükmündedir. Kulluk yaratılışının yerine getirilmediğinden dolayı muazzep olur. İnşallah bugünkü dersi anlayabiliyor, anlatabiliyorumdur. Burada da izeltebese aleyke emran, yani iki meşru iş arasında şayet sende bir karışıklık olursa, ya şunu mu yapayım, yani şurada mı oturayım, burada mı oturayım, şuraya mı gideyim, buraya mı gideyim, ikisi de meşru görünüyor baktığında, haram değil yani, gayrimeşru değil yani, kumara mı gideyim, camiye mi gideyim, kararsız kaldım. Hayır, bunun için söylemiyor bunu. Emran diyor. Yani bu camiye mi gideyim, şu mescide mi gideyim gibi. Veya bu işi mi yapayım şu anda, yoksa bu işi mi yapayım? İkisi de meşru iş. Şayet bu iki iş arasında karışıklık olursa hangisini yapayım diye, fenzur. Şöyle bir nazar et. Şöyle bir bak bakalım, bir tart. Fenzur. Bir gaye ile,
bir düşünceyle, bir maksutla bir şeye bakmak denir. Yani basar kelimesiyle gelmiyor, nazar kelimesiyle geliyor. En az 10 kere anlattık. Nazariye aynı zamanda görüş demektir. O görüş için gözünün açık olması gerekmez. Yani işte filanca nazariye, izafiyet nazariyesi, efendim, bilmem ne zaman nazariyesi falan denildiğinde teori manasına da geliyor, değil mi? Fikir. O yüzden sen şöyle bir bak bakalım. Ama nasıl bak? Şöyle bir ölçme tartma niyetiyle bak. Neye bakacağım hocam? Eskaluhuma alen nefsi. Bu iki işten hangisi senin nefsine ağır geliyor? Eskaluhuma alen nefs. Bu ikisinden hangisi nefsine ağır geliyor? Hangisine geliyor? Şuna. Fettebi'hu. Hemen onu yapmaya başla. Nefsine ağır gelen yerden başla. Öyle mi? Acayip. Neden hocam? Fe innehu la yeskulu aleyha illa ma kana hakka. O kendisine ağır gelen şey, nefsin kendisine ağır geldiği şey hakikatle yüzleşmektir. Nefis daima sanal ortam ister. Daima böyle ucunu kendisine dokunmayacak bir ortam ister. Öyle olduğu için de ne olur? Nasıl gider iş? İşte o kendi oyunundan, hevasından, hevesinden ayrılmak istemediği için hakla, hakikatle, doğru olan bir şeyle yüzleşmekten de kaçınır. Yo, ben bunu istemem der. Neşem kaçacak. Heh. Neşem kaçacak dediği amele git. Bakınız, tekrar başlıyorum, yani bu mevzuya dikkat çekmek istiyorum çünkü bu ilk bölüm tamamlanırken muhakkak anlatmak icap ediyor. Şimdi başında, konuşmanın başında bu emran kelimesini izah ederken belki böyle hani fazladan bir cümleymiş gibi gelebilir size ama değil. Şimdi nefsim benim, nefsim dedi, canım istemiyor denildiğinde bu gayrimeşru bir işle meşru bir iş arasında da seçim şeyi olabilir. Gayrimeşrudur falan ama nefis o an onu yapmak istemez. Ne bileyim, şimdi sen 120 metreden jumping yapmak istemeyebilirsin. Nefsin hoşuna gider ama şu an yapmak ister misin? Misal. Belki çok uç bir espri, bir örnek oldu. Yani buradaki emran denildiğinde iki yapman gereken, senin üzerinde sana bakan, seninle alakalı iki iş arasında kararsız kalıyorsun. Önce şunu mu yapayım, sonra bunu mu yapayım? Nefsine ağır geleni tercih et diyor. Bak, tart, hangisi daha ağır geliyor? Çünkü nefis hakikatle yüzleşmek istemez. Hak aşikar olduğunda nefis tutunacak zemin bulamaz. Tabi olmak zorunda kalır. Nefse tabi olmak zaten ağır gelir. Hakkın aşikar olması demek, nefsin tabiyetinin mecburiyeti demektir. Hakka hak görüp tabi olmakla rızıklanmışsa tabii ki bir insan. Çok güzel, çok kıymetli bir hoca efendiyi, bir profesör hanımefendiyi ağırlamıştım. Bir Ramazan programıydı. Kendisini hakikaten efendim hürmetle yad ediyorum. Ne kadar güzel anlatmıştı. Mesela işte cenazeye gitmek, akrabayı aramak, işte bayramda el öpmeye gitmek, büyüklerin hatırını sormak falan denildiğinde nefsimizden bir itiraz gelir. Ya bırak şimdi, niye gidiyorsun be ya falan denildiğinde, bunun dedi tek bir çaresi var dedi. Ve dikkat ediniz, bu hanımefendi ilahiyatçı değil. Fakat dinini anlamış, dini bütün bir münevver. Böyle durumlarda dedi, sizin söyleyebileceğiniz tek bir söz vardır. Kes sesini. Sesini kes. Otur aşağı. Sen bunu anlamazsın. İşte nefsin hoşuna gitmeyen işi yapmak, en azından fiilen sesini kes, aşağı otur, sen bundan anlamazsın demenin bir şeklidir. Cenab-ı Hak hakkı hak görüp tabi olmakla batılı batıl görüp, ki batıl hakkın gayrındaki şeye denir. Hak hükmü, hak değeri olmayan şeylerin hepsine batıl denir. Yoksa batılın karşısında bir hakkın karşısında bir kuvvet değildir batıl. Batılı batıl görüp kaçınmakla Cenab-ı Hak bizleri taltif eylesin mesela.
Kıymetli dostlar, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Ya hep özenmişimdir böyle ikinci bölüme falan girerken birden coşkuyla girmeyi. Bilmiyorum başarabildim mi? Evet arkadaşlar falan diye girerler ya, o ayrı bir enerjidir. Yani onu yapan bizim Mustafa abi var mesela akşam programlarında. Yani o trafiği çekilir hale getiriyor. Bu arada ona da çok selamlarımızı iletmiş olalım. Ayarlarınızı yaptınız, frekans ayarlarınızı. Aa bitmemiş, hocadan kurtulamadık diyorsunuz. İlk bölümde vesselam diye bitirdim ama ara selamlama o. Değil mi? Yani devam ediyor hala program. Bir 10-15 dakika daha ensenizde, yok ensenizde değil. Yani inşallah gönlünüzde yer edeceğiz. Şimdi ilk bölümdeyken dedi ki, hatta yakışıklı söyleyelim, buyurdu ki, Hazreti Tacuddin İbni Ataullah el-İskenderi iki iş arasında hangisini yapayım diye böyle bir şüpheye, karışıklığa düşersen nefsine ağır geleni tercih et o ikisinden. Çünkü nefis ancak hakla yüzleşmek noktasında ağırlığı yaşar, ondan sıkıntı duyar dedi, buyurdu. Şimdi bakın, öyle ortaya bir laf atıp ondan sonra işi yürünmez bir noktaya getirmek değil. Zeka ayrı şeydir, akıl ayrı şeydir. Hele Cenab-ı Hakk'ın yolunda bulunan insanlara Allah Teala hususi bir akıl, bir uslup vermiştir. Öyle dağınık değil. Bak mevzuyu nereye bağlayacak şimdi? Evvelki söylediği buydu. Bakın şimdi ne buyuruyor? Min alamati ittiba'il heva el-musara'atu ila nawafil hayrat وَالتَّكَاسُلُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ. Bitti mevzuyu, tamam. Hani göçtük abi diyorsun ya, tam böyle aldı mevzuyu halletti. Günümüzün hastalığı, kendimi de kronik bu hastalıklardan birisi olarak görüyoruz. Yani bu tevazu falan değil, bir realite. Yani herkes şöyle bir külahını alsın önüne, bir koysun bir düşünsün bakalım. Bak söylenen söze bak. Min alamat ittiba'i al-hawa al-musara'atu ila nawafil al-khayrat wat-takasulu 'an al-qiyam bil-wajibat. Allah Allah. Ya bu kadar mı toplumu, bu kadar mı fert fert insanları anlatan bir söz olabilir? Bu ne muazzam şeydir. Ya bu siyasiler, bu ilahiyatçılar, bu hocalar, imam hatipler, bu cemaat, aile reisleri, anneler, babalar, hani hep çocuklara kabahat veriyor. Zamanı çocukları ne yapalım efendim falan. Ya anneye bakıyorsun, babaya bakıyorsun. Çocuk onlardan iyi ya. Çok şey efendim, çok tembellik yapıyor. Çok... Sen ne yapıyorsun? Hocam biz işte ekmek ailesi, ekmek telaşı, böyle yuvarlanıp işte ah benim çocuk bakımı falan, bir sürü hikaye. Herkes yoğun arkadaş. Yoğun olmayan bir tane adam var mı ya? Çok yoğunum diyor ya. Çocuğa diyorum ki içeriden şunu getir, yoğunum diyor. Yani şunu seyrediyorum diyor, yoğun. Yoğun olmayan adam yok. Yoğuşmalı bir toplum olduk. Hani yoğuşmalı kombi var ya. Böyle yoğuşan yoğuşan iyice yoğuşmalı, gittikçe başka tarafa doğru evrilen bir hal var ortada. Ama bak hastalığını anlatıyor. Min alamat ittiba'il heva, senin heva hevese tabi olmanın alametindendir. Söyleyecek birazdan, sabır. Yani heva nedir? Senedi, bağlantısı, meşru bir yere, rabıtası olmayan şeye heva denir insanın hayatında. Abi 3 gün sonra dolar yükselir. Niye söyle? Kafadan attım. İşte mantığı afaki konuşma yani. Ki afak kelimesi de biraz ciddi bir kelimedir ya, neyse. İşte bence İslam bana göre veya canım şunu istedi gibi yaptığın nefsine uymanın şekli. Hani demin nefse ağır gelenle doğrulamayı, sağlamayı yap derken, hevaya tabi olduğunun alametini de sana söyleyeyim diyor. İki hayırlı iş var güya. Hani iki iş arasında bir tercih yapıyorsun. Bunu daha da spesifik, daha da böyle ihtisasla anlatan bir ölçü getiriyor şimdi. Senin hevaya tabi olduğunu, Allah'a değil, ilme değil, yapman gereken bir vazifeye, akla, meşru, Allah'ın koyduğu bir sebebe bağlı olarak değil. Heva, gayrimeşru bir şeyin arkasına kapılma. Bu kadar. İşte hevaya tabi olmanın alametidir. Nedir o alamet? El-musara'atu ila nevafilil hayrat.
nafile olan işlerde, hayır işlerinde yarışırsın. Şöyle yapayım, böyle bilmem ne yapayım, şu ilmi öğreneyim, böyle, ama bu hevadan yani. Ne bileyim, mesela işte 100 tane dışarıda dolaşan köpeğin poposuna yere pislemesin diye bir dernek kuralım, hemen onların altına bir bez ayarlayalım, vatanımız, milletimiz, sokaklarımız tertemiz kalsın. Kötü bir şey değil bu. Bu bir hayır, hayır işi. Bunda yarışıyorsun. Aman bunu yapalım, aman bunu yapalım, aman bunu yapalım. Veya diyorsun ki ille gidelim filanca yerde bir bilmem ne açalım, bilmem neyi burada yapalım. İşte çocuklarımız bilmem ne satranç öğrensin, şöyle bilmem neyi öğrensin, İngilizce. Bunların hepsi güzel, bunlar hayır. Zaten efendim kötü işlerle uğraşır demiyor. Hayırda şey yapar, nevafil, nafile olan, yani vazifesinin haricinde olan, ekstra gibi sayılabilecek, fazladan gibi sayılabilecek güzel işlerde yarışır bu adam. Fakat buraya kadar tamam, problem yok. Bu hevanın, yani alametin daha tamamı ortaya çıkmadı. Bunun nefse tabi olma alameti olması için diğer bir şart daha var. O nedir? وَتَّكَاسُلُوا عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ Üzerine vacip olan işleri yapmakta ağırlık, gaflet, ya boş ver demeler varken, bunların haricindeki nafile ibadetlere gayretli olma. İşte bu senin nefsine tabi olmanın alametidir. Arkadaşlar, senelerce ben böyle meclisler gördüm, biliyor musunuz? Yani adına cemaat deyin, tarikat deyin, tekke deyin, dergah deyin, zaviye deyin, dernek deyin, ne derseniz deyin. Asıl olan işlerini yapma hususunda tembel, nafile hayrat hususunda da birbirleriyle yarışır hale gelen insanların yüzlercesini gördüm. Bendeniz de çoğu zaman belki de böyleyim. Belki de değil, böyleysek Allah bizi affeylesin. Fakat ölçüye bakar mısınız? Farzı vacibi yerine getirme, üzerine farz olan ilmi öğrenmek hususunda gevşek ol, ibadet taatını güzel yapmak hususunda gaflette ol, çoluk çocuğunun rızkını bulmakta, helalinden kazanmakta, üzerine senin toplum olarak aklen, örfen, maddeten, manen, dünyevi ve ukrevi sorumluluklarınla kulluk olarak yüklenmiş vazifeleri sen ipleme, bunlarda gevşek davran, İşine vaktinde gitme, işinde doğru çalışma, işinden erken çık, ihanet et, yanlış çal çırp, işini yapma doğru düzgün, sonra da ne bileyim işte musikini bilmem ne perdelerini keşfetmeye çalış, oradan işte acaba işte falanca yere gitsem, bir işte Afrika'da bir kuyu açsam de, tamam onu yapma demiyoruz ama asıl olan işini yapıyor musun sen? Yapmıyorsun. O zaman dikkat et bakalım, acaba bu işi neden yapıyorsun? İlk cümleye bağlıyor mevzuyu. Sen şimdi niye gidip sen bu işi yapıyorsun filanca yerde? Ben gideyim bir kuyu açayım diyorsun. Rencide etme hocam şimdi. Ya hayır, 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 ben onu konuşmuyorum. Yani sözü yanlış anlıyorsanız zaten kapatın radyoyu. Canım biz de yapmaya çalışıyoruz aynı işleri. Biz de bir şeyler göndermeye çalışıyoruz. Onu söylemiyor burada. Bir kendini yokla bakalım diyor. Acaba esas yapman gereken işleri yapmadığından dolayı nefsin seni aldatıyor mu? Nasıl olsa senin nafile hayratın var hocam. Sen de az değilsin ya. Namazını yazı kılmıyorsun ama bak falanca yerde kuyu açtırdın. Bak sen şu anda ahlak, mesela öyle televizyon kanallarında görüyorsunuz, işte öyle ahlaksızlığı bilmem neyi teşvik eden insanlar var. Ne bileyim, kıyafetiyle, konuşmasıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, sonra bakıyorsun bilmem ne göz hastanesinde 10 kişiyi tedavi ettirmiş, 50 kişiye tekerlekli sandalye vermiş, akülü bir araba hediye etmiş. Ay bu da insanmış ya diyorsun. Yani tabii ki insan, zaten biz başka bir şey demedik. Ama burada kişinin kendine mahsus bir kriterine ihtiyacı var. O kendi kendine şu sözü duysun ve tatbik etsin. Esas yapması gereken işi tehir edip de nafile hayır işlerinde yarışır vaziyetteyse, hevasına tabi oluyor demektir. Neden? Kendini iyi hissediyor. Vicdanını rahatlatıyor. 2-3 yere SMS'te bir şey göndermekle kendisini kurtardığımı zannediyor.
Canım hiç mi faydası olmaz? Faydası olur ama bir doğru anlayalım ne kırdığı da. Bir doğru anlayalım sözü. Bununla beraber onun üstüne kıymetlidir. Şimdi sen gel bir arazi seç arkadaş. Ev yapacaksın değil mi? Seç araziyi, bir dönüm arazi. Kaç kat istiyor buradan belediye? Kaç kat müsaade? 8 kat müsaade etmiş. Harika. Çok güzel. Hafriyatı yapıyorsun. Hafriyatı yaptın. Temel falan atmadın daha. Başlıyorsun sen üzerine o hafriyat çukurunun içerisine. Bina bittikten sonraki perdeleri koyuyorsun. Kenara dizmeye başlıyorsun. Konteynerler içerisinde koltukları bekletiyorsun. Adama sormazlar mı? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bina bittiğinde lazım olacak şeyleri şimdiden stokluyorum desen yine bir derece. Enteresan bir adam yani. Kendine göre bir işleyişi var derler. Hadi o da bir derece. Fakat sen bunları daha çukur halindeki olan binanın üzerine asmaya kalkarsan ne olur? Heva hevesine tabi olan durumu işte budur. Arkadaş, şunu yapmak, böyle hizmet etmek, buraya bilmem ne yapmak, bunların hepsi insanın bir petek, hani arının peteği gibi, bal peteği gibi bir petek düşünün. Üzerindeki sorumlulukları yaptıktan sonra bunlar üzerine kat olarak çıkabileceğin tezyinat, mefruşat kabilinden şeylerdir. Bunların zemini, insanlık zemini, insan bünyesi, vücudunu yerine getirecek veya seni kulluk mertebesine tutacak o vücut hazır olmadan sen gidiyorsun, üzerinde senin elbise yok, deri üzerine rozet takmaya kalkıyorsun, çıplak vücuda kravat takmaya kalkıyorsun veya sarık takmaya kalkıyorsun. Hani kravat deyince illa bir kesimi gücendirmeyelim. Yani olacak iş mi yani? Setre avret yok, sen sakal bırakmaya kalkıyorsun. Olacak iş mi şimdi bu? Üzerine vacip olan insani, imani, İslami, hatta örfi, hatta milli, senin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeden sen ekstra sayılabilecek işlerde yarış eder hale geliyorsun da bunları yapmakta ağırdan alıyorsan, arkadaş hiç gücenme diyor. Sen kendini bir kontrol et veya ettir. Senin nefsine tabi olman, daha doğrusu nefis de demiyor, hevaya tabi olmanın alametidir. Yani nefsanidir. Hevaya kim tabi olur? Akıl hevaya tabi olmaz. Kalp satılmış, nefis de onun peşinden sürükleniyor. Daha doğrusu nefis kalbi kuşatmış, başlamış. Akıl da onların emrine girer, yazık. Kalifiye bir elemandır ama hani bu FETÖ'cülerin falan şeyleri gibi, adı paşa da olsa onun güdümüne girdiğinde sağlam bir er kadar kıymeti yoktur. Bir Ömer Halis Demir kadar kıymeti var mıdır satılmış bir adamın? Yoktur. Hangi makamda olursa olsun. Bu da aynı. Hevaya tabi olmak nefsin işidir. Alır kalbi de işin içerisine. Akıl zavallı. Hangi rütbede olursa en yüksek rütbede görünüyor güya. Yani akıl. Fakat emir altına girerse kendisini çalıştıramaz da nefsin boyunduruğu altına kalptir diye dinler. Kalbin arkasında nefis var halbuki. Ticaret ihanet ilişkisi gibi. Bu sefer ne olur? Nerede heva, orada o nefis, o akıl, o kalp. İşte bunu nereden anlayacağız? Evvelinde anlayamadık. Sonundaki işten anlayacağız. Nereye gidiyor bu? Ya ben bu hayır hasenat işlerinde tamam güzel böyle yapıyorum ama esas yapmam gereken işleri ıskalıyorum. O zaman ben heva hevesime tabi oluyorum. Ne oluyoruz kardeş? Bir toparlayalım kendimi dememiz için bendeniz bu metni okudum. Kendim okumuş olayım. Reşit, sen söyle sen işit derdi anneannem. Tabi o zamanlar işit diye bir teşkilat yoktu. Dolayısıyla bu cinastan yanlış anlama gibi bir tehlike de yoktu. İşitmekten geliyor yani. Oradaki işit, işitmek kelimesinden, duymak manasına. Niye duymak demiyoruz? Çünkü reşit kelimesiyle cinas da olmuyor. Bu kadar da izahat yaptık. Belki ilkokuldaki arkadaşlarımız da bizi şu anda, sabahçılık olan kardeşlerimiz öğlen vakti bizi dinliyorlardır diye bu açıklamayı yaptım. Reşit, sen söyle sen işit. Allah bize ilhamıyla rüştünü ihsan ve ilham eylesin. Bizleri de nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Bu kadar yeter gayrı.
İnşallah diğer programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz ve selam. Mücevherat'ta markaların kesiştiği nokta, Özkonak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet sona erdi. Katkılarından dolayı Özkonak Kuyumculuğa teşekkür ederiz.